Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevadül kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufavuz emri ilallah. İnnallahi basirun bil ibad. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Evet, değerli dostlarım. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hazirun'daki kardeşlerimi selamlıyorum. Gayibunu selamlıyorum, muhabbetle selamlıyorum. Yeni bir Mesnevi Nuriye okumaları dersinde beraberiz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. İçtihat konusunu konuşacağız geldiğimiz nokta itibariyle. Bereketli bir ders olsun diye ümit ediyorum. Duamız olsun. Öyle olsun inşallah Teala. Biliyorsunuz Mesnevi Nuriye'de biz, değerli dostlarım, Hubab Risalesi'ndeyiz ve İlem diye üstadın seslendiği bir noktadayız. İlem, bu bilki seslenişinde İlem Eyyuhal Aziz'i yok, umumi bir sesleniş bu. Çünkü içtihadı anlatacak Bediüzzaman Hazretleri, öyle umumi bir sesleniş ve bu Mesnevi Nuriye'de Arabi olarak Bediüzzaman Hazretleri'nin yazdığı bu içtihada ilişkin bahsi ehemmiyetine binaen Üstad 27. söz olarak genişleterek sözler mecmuasının içerisine de alacak. İçtihat Risalesidir biliyorsunuz 27. söz değerli dostlarım. Biz Mesnevi Nuriye'deki mücmel şekliyle bahsi ele almaya çalışacağız inşallahu teala. Vaktimiz yeterse 27. söze de müracaat edeceğiz. Fakat Hoca Efendi'nin metinlerinden de içtihada ilişkin meseleye vuzuh kazandıracak birkaç makaleye müracaat edeceğimiz için onunla sınırlı tutmak zannediyorum bugün için dersi toparlayabilme açısından önemli. Çünkü İçtihat Risalesi'nde de Bediüzzaman Hazretleri'nin tavsil ettiği altı temel madde Mesnevi Nuriye'deki Arabi Risale'de de var. Öyle başlayalım dersimize. Şöyle diyor Bediüzzaman Hazretleri, İlem mesail-i diniyeden olan içtihat kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye altı mani var. Şimdi içtihat kapısı açık, altı mani var. Bu altı mani üzerinde duracağız biz. Biliyorsunuz biz terminolojik olarak içtihadı çokça kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Hep içtihat kapısı açık mı, kapalı mı diye bir tartışma var. İçtihat biliyorsunuz dinin yeniden yorumlanması, asrın ihtiyacına cevap verecek bir yorum, asrın ihtiyacına cevap verecek hükümlerin dinin ruhundan istinbat edilmesi, çıkarılmasına diyoruz. Dolayısıyla da hani içtihat yapılabilir mi, açık mı kapı, kapalı mı meselesi tartışmaya mahal bir mesele. Üstad bu tartışmayı bu içtihat risalesiyle bitiriyor, bağlıyor. Yani kapının açık olduğunu ama oraya girmekten, o kapıdan geçmekten altı temel mani olduğunu anlatıp kimler içtihat yapılabilir, hangi şartlarda içtihat yapılabilir bunlara bir vuzuh kazandırıyor. Şimdi isterseniz şuradan başlayalım bugünkü dersimize. İçtihat nedir? Sözlük manasıyla önce tanımlayalım. Biliyorsunuz içtihat cehd kökünden geliyor. Yani çaba sarf etmek demek içtihat. Bütün gücünü kullanmak demek içtihat. Niçin bütün gücünü kullanıyor fakihler? O hükmü çıkarabilmek için, dinin ruhundan o hükmü istinbat edebilmek için çaba sarf etmek, bütün gücünü kullanmak, ısrarcı olmak. Hatta biliyorsunuz cehd aynı zamanda zahmet çekmek manasına da geliyor. Ve bu gücü harcamak, zikrettiğim gibi bu çabayı sarf etmek doğru hükme ulaşmak için cereyan ediyor. Aynı manada biliyorsunuz cihat, mücahede,
Aynı kökten gelen kelimeler, bizim literatürümüzde var olan kelimeler. İşte biz değerli dostlarım bugün içtihadı konuşacağız. Ama içtihadı biz hani kelime manasıyla değil, bir cehd sarf etme, zorlama, çaba sarf etme manasında değil. O dinin zamana göre, bizim yaşadığımız asra göre yorumlanması, dinin ruhuna uygun hükümlerin fıkıhta çıkarılması üzerinden konuşacağız. Önce ilgili bir hadis-i şerif var hepinizin bildiği. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, bunu hepiniz bilirsiniz, ona soruyor. Ya Muaz diyor, orada bir hadiseyle karşılaşırsan nasıl hüküm vereceksin? Şimdi bir hadiseyle karşılaştın, nasıl hüküm vereceksin? Cevap gayet açık Hazreti Muaz'da. Allah Teala'nın kitabıyla hüküm vereceğim ya Resulallah diye cevap veriyor. Efendimiz devam ediyor. Eğer diyor Allah Teala'nın kitabında o hükmü bulamazsan nasıl hükmedeceksin? Hazreti Muaz Allah Resulü'nün sünnetine müracaat edeceğim diye cevap veriyor. Sonra Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem üçüncü bir soru soruyor. Allah Resulü'nün sünnetine müracaat ederim cevabı karşısında Allah Teala'nın kitabında ve benim sünnetimde de o hadisenin hükmünü bulamazsan nasıl hüküm edeceksin diye soruyor Hazreti Muaz'a. O da şöyle cevap veriyor. O zaman kendi içtihadımla hüküm veririm diyor. Şimdi bu çok önemli bir cevap. Kendi içtihadımla hüküm veririm diyor. Hoca Efendi bu cevapta Hazreti Muaz'ın rahatlığına da dikkat çekiyor. Dikkat edilmesi gereken husus Hazreti Muaz'ın Efendimizle konuşmasındaki rahatlığıdır diyor. Çünkü biliyorsunuz Muaz bin Cebel'i Efendimiz Yemen'e gönderirken onunla arasında geçen bu konuşma aynı zamanda İslam hukukunda içtihat telakkisine de bir menat teşkil ediyor. Yani içtihat telakkisi bu hadis-i şerifin üzerine bina ediliyor. Değerli dostlarım bunu hatırlamış olalım. Bununla beraber yine şöyle bir yaklaşımı var Hoca Efendi'nin konuya giriş sadedinde önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi içtihat hüküm çıkarma, yorum yapma ama bütün bunlar neye istinad ediyor? Biz şuna inanıyoruz, Kur'an-ı Kerim'in ezeli kelam olduğunu söylüyoruz biliyorsunuz. Buna iman ediyoruz. Ezeli kelam. Bunu zaman zaman hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Ezel bizim tasavvurlarımızda adeta mazinin bir ucu gibi yer alıyor. Üstad bunun altını çiziyor. Diyor ki ezel mazinin bir ucu değil, mazi silsilesinin bir ucu değil. Mazi müstakbel halin bir anda görülmesi, bir anda tutulmasına yani Cenab-ı Hakk'ın zamandan münezzeh oluşuna ezel diyoruz. Eğer ezeli mazi silsilesinin bir ucu olarak görüyorsak Allah'ı haşa ve kelle Allah'ın ahkamını da tarihin içine sokuyoruz, zamanın içine sokuyoruz demektir ki bu ciddi bir tehlike teşkil ediyor. Oysa Allah zamandan münezzehtir ve Cenab-ı Hakk'ın kelamı ezelidir. Dolayısıyla biz kendi zamanımızın ihtiyacına bakan ahkamın Efendimizin kitabında, Cenab-ı Hakk'ın kitabında, Efendimizin sünnetinde var olduğuna inanıyoruz. Önemli olan şey o var olan şeyin o ruhun içerisinde, o manaların içerisinden bulunup çıkarılması. Bu manada Hoca Efendi diyor ki İslam diyor bir teoriler manzumesi değildir. Bunu da fasıldan fasıla 2'de söylüyor Hoca Efendi. İslam bir teoriler manzumesi, bir kısım din görünümlü sistemler, onlara kıyas edilebilecek bir teoriler manzumesi değildir. Nedir o zaman? Hayatın içinden gelmiş olan bir sistemdir İslam. Yani yaşanmak için insanı insani kemalat ufkuna taşımak için gelmiş olan bir sistemdir. Onun için biz rahatlıkla şunu iddia edebiliyoruz. Neyi iddia edebiliyoruz? İslam'ın tatbik edilemeyen, tatbik edilemeyecek olan hiçbir meselesi yoktur. Buna iman ediyoruz. Her meselesi tatbik edilebilir, yaşanabilir. Ve yine şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Allah Resulü, bakın bu çok önemli bir tespit, Allah Resulü 23 senelik zaman dilimi içerisinde makro planda olmuş olacak her türlü probleme çare bulmuştur. Çok önemli bir tespit.
Bakın ne yapıyor? Başka diyelim ki Hazreti İsa ile kıyas ettiğinizde Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin dönemini biliyorsunuz. Hazreti İsa 30 yaşında peygamberlik geliyor, 33 yaşında ruhunun ufkuna yürüyor ve geride 11 tane havari bırakıyor. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme geldiğimizde Efendimiz'e 40 yaşında peygamberlik geliyor, 63 yaşında ruhunun ufkuna yürüyor. 23 yıllık bir zaman dilimi içerisinde Efendimiz getirdiği dini hayata tatbik ediyor, içtimai hayatın içerisine tatbik ediyor ve o dini tek başına yaşamıyor Efendimiz. Toplumla beraber yaşıyor. Dolayısıyla o toplumun içerisindeki bütün problemler dinin ruhuyla çözülüyor. Ve değerli dostlarım, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bize içtimai hayatın içerisinde tatbik edilmiş her manasıyla hayatın içerisinden gelen bir din miras bırakıyor. Bu hepimiz açısından çok önem arz eden bir mesele. Çünkü İslam'ın tatbik edilemeyecek hiçbir meselesi yok. O bir teoriler mecmuası değil, yaşanmış, 23 yılın içerisinde yaşanmış ve bütün kemalatıyla yaşanmış. Ve biz öyle olunca şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bakın çok önemli bir cümle bu. Allah Resulü 23 senelik bir zaman dilimi içerisinde mikro planda olmuş ve olacak her türlü probleme çare bulmuştur. Öyleyse bizim yaptığımız şey ne? Yapılması gereken şey mevsimi gelince onun ortaya koyduğu çözümlerin yorumlanması. İşte buna içtihat diyoruz. Efendimizin ortaya koyduğu çözümlerin yorumlanması. Hani neydi içtihat? Çaba sarf etmek, cehd göstermek, zorlamak, zorlanmak anlamına geliyor ya. İşte bu zorlamanın adı içtihat. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu o çözümlerin zamanı gelince yorumlanması ve Efendimizin bulduğu o çarelerin 23 yıllık süre zarfında bulduğu çarelerin bizim asrımıza da deva olması. Zaten diyor Hoca Efendi, bakın bu da önemli. İslam'ın bütün prensiplerine kıyasla %20 oranında kalan bazı meselelerin içtihada açık olması da bunlara göre yorumlanabilmesine kolaylık sağlamak ve İslam'ın her devir ve zamanda yaşanılabilir dinamik bir hukuk sistemi getirmesi içindir. Şimdi dikkat edin, her mesele içtihada açık meseleler değil. Ne yaptı Hoca Efendi? Bize bir oran da verdi. Bütün meselelerine kıyasen %20 dedi Hoca Efendi. Mesela diyelim ki 5 vakit namaz kılıyoruz. Bu muhkemat, yani siz 5 vakit namazı içtihatla 6 vakte çıkaramazsınız. 4 vakte indiremezsiniz. 5 vakit farz namazı. Dolayısıyla her mesele içtihada açık bir mesele değil. Dinin %80'i bu muhkemattan, bu naslardan oluşuyor. Ne diyor Hoca Efendi bize? %20'si içtihada açık olan, yani bizim zamanımızın ürettiği problemlere çare getirmeyi gerektiren meseleler. Bunu tekrar ediyorum. İslam'ın bütün prensiplerine kıyas edildiğinde %20 oranında kalan bazı meselelerin içtihada açık olması da bunlara göre yorumlanabilmesine kolaylık sağlamak için. Yani Efendimizin kendi mikro planda yaşanmış olan, o asr-ı saadette bulunmuş olan o çözümlerin bizim tarafımızdan yorumlanıp da kendi asrımıza ait olan ihtiyaçların cevabının oradan istinbat edilmesi içindir. Ve İslam'ı her devir ve zamanda yaşanabilir dinamik bir hukuk sistemi haline getirmek içindir. Şimdi Hoca Efendi şöyle tamamlıyor cümlesini bunu söyledikten sonra, bilmem ki diyor, insanlık İslam'ın bir başkasında bulunması imkansız bu özelliğini ne zaman kavrayacak? Yani bütün bir insanlığın bütün problemlerine çare İslam'da var. Bütün zamanların bütün problemlerine çare. Hatta üstadımız ne der biliyorsunuz? Bu cümle çok büyük, çok önemli, çok güzel bir cümledir. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. Çok güzel bir cümledir bu. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Yani zaman, Kur'an-ı Kerim zamanı okudukça
biz görebiliyoruz Kur'an-ı Kerim'in o diriliğini, o gençliğini. Dolayısıyla bilmem ki diyor Hoca Efendi, insanlık bir başkasında bulunması imkansız bu özelliğini Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın ne zaman kavrayacak ve ona değeri ölçüsünde sahip çıkacak. Hadiselerin seyri bunun pek de uzak olmadığını gösteriyor diye ümidini vurguluyor Hoca Efendi. Daha şimdiden vicdanın sessiz feryadını duyabilen kuşaklarda şu istikbal inkılabatı içerisinde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır. Gerçeği vicdanlarda yankılanmaya başladı bile diyor Hoca Efendi. Zannediyorum bu dersi takip eden kardeşlerimizin vicdanlarında da bu gür seda yankılanıyor. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır. Şimdi bu tespitini Hoca Efendi'nin bir başka metninden bir daha tekrar edip okuyalım. Çok önemli çünkü bu tespit. Bunun böyle kortekslerimize, nöronlarımıza kazınmasını arzu ederim bu tespiti. Çünkü asrımızın dertlerini biz de İslam'da çareler arayacağız. Tarihi tekerrürler ve biz diye bir başlık açıyor Hoca Efendi Prizma 1'de. Prizma 1'e çokça müracaat ediyoruz biliyorsunuz. Orada şöyle diyor Hoca Efendi, şunu tespit etmek lazım ki diyor, Allah Celle Celaluhu kıyamete kadar olacak her şeyi asr-ı saadette mikro planda görüntülemiş gibidir. Bakın asr-ı saadet bir model, mikro planda kıyamete kadar olacak olan her şey orada görüntülenmiş. Bu itibarla ümmeti Muhammed her zaman gelişen yeni hadiseler, değişen şartlar, değişen hükümler, hükmü belli olmayan meseleler, bunlara çözüm yollarını ne yapıyoruz yine? Asr-ı saadete müracaat ederek bulabiliyoruz. O yüzden Hoca Efendi biliyorsunuz fıkıh usulü kadar siyer usulü üzerinde de çok fazla duruyor. Siyer felsefesi üzerinde de çok fazla duruyor Hoca Efendi. Çünkü ümmeti Muhammed her zaman gelişen yeni hadiseler, şartlar, değişen şartlar, hükmü belli olmayan meselelere çözüm yollarını ne yapıyoruz? Asr-ı saadete müracaat ederek bulabiliyoruz. Zaten diyor Hoca Efendi, Selefi Salihinin yapmış olduğu içtihatlarda meydana gelen dev eserler bir manada o devirdeki mikro filmlerin teksir ve istinsahından ibarettir. Ne güzel bir tespit bakın. Selefi Salihin efendilerimizin bizim asra gelinceye kadar kendi asırlarının problemlerini çözebilmek, kendi asırlarının ihtiyacını dinin ruhundan istinbat edebilmek için buldukları çözüm yollarına baktığımızda şunu görüyoruz, biz onların yaptıkları içtihatlara bakıyoruz. Külliyatlar oluşturacak kadar geniş içtihatları var ama o içtihatların hepsinin adeta asr-ı saadetteki bir mikro filmin teksirinden ve istinsahından, çoğaltılmasından ibaret olduğunu görüyoruz. Fakat burada Hoca Efendi bir meselenin altını özellikle çiziyor. Şunu belirtmekte fayda var diyor. Şimdi biz tarihi böyle tekerrürler üzerinden okuduğumuzda yanlış okuyoruz. Çünkü tarihi hadiseler, dikkat edin, tarihi tekerrürler devri daimi diyor Hoca Efendi. Evet, tarihte tekerrürler var. Bir devri daim, yani dairesel bir tekerrürler var. Bu helezonik daire içerisinde, zamanın dönüşü içerisinde var. Ama unutmayalım ki bu tarihi hadiseler, biz tarih tekerrürden ibarettir diyoruz ya. Hayır, aynıyla cereyan etmiyor, misliyle cereyan ediyor. Bu ayrım zihinlerinizde dursun. O yüzden diyor ki Hoca Efendi, tarihten ders değil ibret alınır diyor. Ders, hani talim edersiniz, geriye alırsınız. Ben işte talim ediyorum, Hüsna'ya soruyorum, Hüsna bu neydi diye. O da benim talim ettiğimi cevap veriyor, geri veriyor. Oysa ibret öyle değildir bakın. İbrette aynıyet söz konusu değildir, misliyet söz konusudur. O neticeleri Hüsna çıkarır. O
var alması gereken, oradan çıkarması gereken ibretleri Hüsna çıkarır ve bunun içinde bir cehd, bunun içinde bir gayret gösterir. Öyleyse bunu da içtihatla beraber zihnimizde tutmak zorundayız. Dikkat edin, Asr-ı Saadet bizim için olmuş olacak her şeyin adeta mikro planda yaşadığı ve insanlığın bütün problemlerinin çözümlerinin oradan bulunabileceği bir mikro film gibidir dedi Hoca Efendi. Ama unutmayalım, tarihi hadiseler aynı ile değil misliyle cereyan ediyor. Bu itibarla da denilebilir ki geçmiş zamanda cereyan eden hadiselerin aynıyla tekrarını bekleyen tarihi maddeciler ciddi bir aldanmışlık ve yanılgı içerisindedirler. Tarihi maddeciler aldanmışlık ve yanılgı içerisindeler. İhtimal onları yanıltan şey hadiselerin bazen aynıyla tekerrür ediyormuş gibi gözükmesidir. Aslında bu asıl ile zilliyi birbirine karıştırmak demektir. Asıl olan Asr-ı Saadet, onun gölgesi olarak biz ne yapıyoruz? Misli olarak cereyan eden hadiselerden ibret çıkarıyoruz. Kendi asrımıza uygun hükümler çıkarıyoruz. Şimdi bunlar sadece derse giriş bağlamında benim sizinle paylaşmak istediğim şeylerdi. Çünkü içtihadı konuşacağız. Şimdi bizim zamanımızda içtihat, biliyorsunuz, asrımızın ürettiği bir sürü problem var. Bu problemlere dinin ruhuna uygun yeni çözümler, yeni kaidelerle cevap verebilmek gerekiyor. Biliyorsunuz her türlü mesele var. Hani ötenaziden tutun da efendim bizim yaşadığımız asırda diyelim ki çocuğu olmayan insanların çocuk edinme biçimlerine kadar, yeni ortaya çıkan çocuk edinme biçimlerine kadar, hani tüp bebekten tutun da taşıyıcı anneliğe kadar, bunlara dinin ruhuna uygun nasıl cevaplar vereceğiz? Nasıl yorumlayacağız? Nereye koyacağız? Bunu ben sadece bir iki örnek verdim ama asrın ürettiği bütün problemleri bu bağlamda ele alabilirsiniz. Din bunlara nasıl cevap veriyor? Şimdi biz bu nasıl cevap veriyor sorusunda içtihadın ne olduğunu ve nereyi merkez alarak içtihat yaptığımızı Hoca Efendi'nin dilinden okumuş olduk. Şimdi üstadın içtihat kapısı açıktır ama oradan girmeye altı mani var cümlesine geri dönelim. Geri dönelim ve tekrar hatırlatalım. Üstad Mesnevi Nuriye'de Arabi olarak yazdığı İçtihat Risalesi'ni 27. söz haline getiriyor. Sözler mecmuasını alırken de girişte şöyle diyor. 5-6 sene mukaddem, 5-6 seneye aşkın bir zaman dilimi içerisinde Arabi bir risalede içtihada dair yazdığım bir mesele, iki kardeşimin arzularıyla o meseleye dair haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için şu söz meseleyi içtihadiyeye dair yazıldı. Şimdi 27. söz içtihat meselesine dair yazıldı. Gerekçe olarak da ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Haddini tecavüz edenlere haddini bildirmek için yazıldı diyor. Yani öyle herkes içtihat yapabilir, herkes sanki içtihat makamıymış, içtihada ehilmiş gibi, herkes rahatlıkla içtihat yapabilirmiş gibi haddini tecavüz eden insanlara haddini bildirmek için yazıldı. Bir taraftan da biliyorsunuz, tekrar ediyorum, içtihat kapısı kapandığı gibi böyle dini dondurmak isteyenler var. İçtihat kapısı kapalı, içtihat kapısı kapalı deyip asrın ihtiyaçlarını, asrın problemlerini dinin ruhundan çözüm aramayı dondurmuş olanlar var. Bunlara da cevap veriyor. Üstad hem ifrat hem tefride cevap veriyor. Bir taraftan da her meselede içtihat yapabiliriz zannı içerisinde olan, ona ehil olmadığı halde içtihat yapmaya soyunmuş olanlara üstadın vereceği cevaplar var. Yani meseleyi üstad öyle bir dengeliyor ki ifradı ve tefridi izale ediyor ve bize bu konuda da bir sırat-ı müstakim gösteriyor. Ve biz üstadımızın gösterdiği sırat-ı müstakimi esas alıp kendi asrımızın problemleri nasıl çözülecek, buna ilişkin zihinsel bir donanım kazanmaya çalışacağız inşallahu teala bu derste. Şimdi üstad ne dedi? İçtihat kapısı açık.
Herkese açık, ardına kadar açık. Fakat oradan girmeye 6 tane mani var dedi. Şimdi bu 6 mani üzerinde konuşacağız. Birincisi. Nedir birincisi? Nasıl ki diyor Bediüzzaman Hazretleri, kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte dar delikler de hissedilir. Şimdi mevsim kış olunca bu benzetme önemli, meseleyi çözümleyebilmek için önemli. Şimdi siz mevsim kışsa ne yapıyorsunuz? Fırtınalar var bir de. Sadece kış değil, çok soğuk fırtınalar esiyor. Ne yaparsınız? Dar delikleri bile kapatırsınız. Bırakın yeni kapılar açmayı, siz mevcut delikleri bile örtmeye çalışırsınız. Ama üstad diyor ki, böyle şiddetli bir fırtına karşısında siz mevcut delikleri örtme yerine yeni kapılar açma cihetine giderseniz bu kâra akıl olmaz. Hem nasıl ki büyük bir selin hücumunda, bu da ikinci örnek, büyük bir sel var, hücum etmiş. Şimdi ne yaparsınız siz bu böyle bir selin hücumu karşısında tamir için duvarlara delikler açmazsınız. Bunu yaparsanız gark olmaya, yani boğulmaya vesile olur. Onun yerine ne yaparsınız? Delikleri tamir etmeye, duvarı tahkim etmeye çalışırsınız. Aynen bu örneklerde olduğu gibi diyor Bediüzzaman Hazretleri, biz bir münkerat zamanında yaşıyoruz. Ve adat-ı ecnebiyenin istilası zamanında yaşıyoruz ve bid'aların kesreti vaktinde yaşıyoruz. Şimdi üstadın tespiti bu. Üstad bu tespiti İhlas Risalesi'nde de yapıyor biliyorsunuz. Kardeşlerim diyor, dehşetli bir zamanda şiddetli düşmanlar mukabilinde, savletli bid'alar karşısında şiddetli tazyikler altında gayet az ve zayıfız. Şimdi kendi zamanımızı okuyabilmek çok önemli. Biz münkerat zamanında yaşıyoruz. Münker zamanında yaşıyoruz. Ve adat-ı ecnebinin, yani dinin ruhuna hiç uygun olmayan şeylerin emredildiği, adeta hayatın içerisinde norm haline geldiği, insanlara dayatıldığı bir zamanda yaşıyoruz. Arkadaşlar bile sorularında bunu soruyorlar, diyorlar. Hani biz mesela dinin ruhunda ne var? Tevazu var. Ama deniliyor, diyor ki arkadaşlar, biz hani kendimizi, işte yaptıklarımızı sayıp dökmedikçe, herkes gibi davranmadıkça, İşte bizim tevazumuz adeta kendimizi yok etmek, varlığımızı gösterememek olarak okunuyor diye muhtelif meseleleri, hani bu zaman böyle nasıl yapacağız bunlar karşısında diye getirip soruyorlar. Dolayısıyla münkerat zamanında, yani insanların enaniyet üzerine kimlik inşa ettiği batılı değerlerin gelip İslam'ın yerine yerleştiği bir zamanda neşet ettik. Hatta bunu en son dersimizde de konuştuk, hatırlayacaksınız. Boşanmalar neden bu kadar çok arttı? Aileler neden bu kadar çok çözüldü sorusuna Hoca Efendi nasıl cevap verdi? Dedi ki, bize ait değerler, bırakın tanzimatı, tanzimattan çok önce 3 asırdır bize ait değerler içtimai hayatın içerisinden sökülüp atıldı. Onun yerine başka dinamikler, başka değerler içtimai hayatı yönlendirmeye başladı. Düğün yapma biçimimizden tutun da aile kurma, ailede yaşlar arasındaki vazifelendirmelere kadar ruhumuza nüfuz etti bu durum. Münkerat zamanında yaşıyoruz. Adat-ı ecnebiyenin istilası zamanında yaşıyoruz ve bid'alar biliyorsunuz sünnet-i seniye hayattan çekilince onun yerini dolduran ayrık otları gibi, ama dinmiş gibi gösteriliyor bid'alar. Bid'alar, din gidiyor, onun yerini Efendimizin sünneti terk ediliyor, dinmiş gibi görünen bir takım uygulamalar alıyor ama bunlar din değil, bid'a buna diyoruz. Bid'aların kesreti vaktinde, özellikle hani siyaset üzerinden hayatı dolduran bid'alara bakın. Bunların çoğaldığı vakitte diyor Bediüzzaman Hazretleri, dalaletin tahribatı hengamında, dalalet de hayatı, kalpleri, ruhları, akılları tahrip ettiği bir hengamda, içtihat namıyla kasr-ı İslamiyet'te yeni kapılar açmak. Şimdi bu kadar şiddetli bir fırtına varken İslamiyet kalesinde, kasrında içtihat başlığı altında yeni kapılar açmak,
Duvarlarında muhariplerin girmesine vesile olacak olan delikler açmak İslamiyet'te cinayettir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi içtihat yapılsın evet ama bunlar din kalesine bu şiddetli fırtınalarda yeni kapılar açmak, fırtınanın içeriye dolmasını sağlamak ya da o selin içeriye dolmasını sağlamak manasına gelir ki İslamiyet'te cinayettir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu üstadın birinci değerli dostlarım manisi. İçtihat kapısı açık ama girmeye altı mani var. Birinci bu. Birinci bize ne söylüyor? İçtihat yaparken kendi yaşadığımız asrın ruhunu çok iyi bilmemiz gerektiğini söylüyor. Nasıl bir zamanda yaşadığımız, nasıl bir dalalet zamanı, nasıl bir bid'aların istilası zamanı, adat-ı ecnebinin hayatı nasıl kuşattığı bir zamanda yaşadığımızı göz ardı etmemek gerekiyor diyor birinci madde itibariyle üstadımız. İkinci maddede şunu söylüyor. Diyor ki dinin zaruriyeti ki içtihat onlara giremez. Şimdi yaşadığımız zamana bakın zaruriyatı diniyede insanlar içtihat yapmaya kalkıyorlar. Oysa dinin zaruriyatına içtihat giremez. Ne dedi Hoca Efendi? %20'lik bir bölüm dedi. İçtihada açık olan bölüm. %80'i içtihada oraya giremez. Zaruriyatı diniyede nasıl içtihat yapasınız? Çünkü kat'i ve muayyendirler. Çok nettir, kesindir, belirlenmiş, tespit edilmiştir. Hem o zaruriyat kut ve gıda hükmündedirler. Şimdi dinin zaruriyatı ne demek? Bizim için onlarla besleniyoruz. Yani nefes almak bizim için neyse, yemek yemek neyse, su içmek neyse, dinin zaruriyatı da manevi hayatımız için o manaya geliyor. Şu zamanda da onlar terke uğramışlar. Şimdi düşünün, insanlar namazı terk etmiş, insanlar orucu terk etmiş, insanlar sıdkı terk etmiş. Sıdkı, yani yalan raiç bir hal haline, raiç bir ahlak haline gelmiş. Efendim faiz hayatın içerisine girmiş, zina hayatın içerisine girmiş. Böyle bir zamanın içerisinde dinin zaruriyatı terk edilmişken, İslam tezellüldeyken, tezellül zilletteyken, yani din boyunduruğu yerdeyken, emri bil maruf nehyani münker farzı aynı haline gelmişken, böyle bir zamanda bizim bütün himmet ve gayretimizi dinin zaruriyatının ikamesine sarf etmemiz gerekiyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bakın ne yapıyor üstad? Kendisi ne yapıyor? İmani hakikatleri neşrediyor. Çünkü öyle bir zamanda yaşıyor ki üstad. Ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Bir felaket ve helaket asrı. Hoca Efendi ne diyor? Şüpheler asrı, buhranlar anaforu diyor. Şimdi böyle bir şüpheler asrında, böyle bir buhranlar anaforunda, böyle bir felaket ve helaket asrında dinin tezellülde, zillette olduğu bir dönemde yapılması gereken şey diyor Bediüzzaman Hazretleri, dinin muhkematının sağlamlaştırılması. Yani bütün himmet ve gayretimizin muhkematın ikamesine sarf edilmesi, dinin ihyasına sarf edilmesi. Üstad ne yapıyor? İmani hakikatleri neşretmek suretiyle bunu yapıyor. Yani adeta hani bir atasözümüz var ya, gemi batarken direk boyanmaz diye. Gemi batarken direk boyanmaz diye. Düşünün, insanlar şüpheler içerisinde, zihinler karma karışık, dinin en temel kader meselesi bile yüreklere daha oturmuş değil, tevhid oturmuş değil. Siz ne yapıyorsunuz? Sürekli o caiz, bu caiz değil, şu caiz, bu caiz değil diyorsunuz. O haram, bu helal diyorsunuz. Pantolonun dar diyorsunuz insanlara. Şimdi efendim onunla namaz kılınır, bununla namaz kılmaz diyorsunuz. Üstad ne diyor? Bütün himmet ve gayretinizi dinin zaruriyatını ikame üzerine kullanmanız lazım. Dinin ihyası için kullanmanız lazım. Bütün himmetinizi, yani cehdinizi, gayretinizi, yani içtihat bir cehd, bir gayret diye, o cehdi ve gayreti dinin zaruriyatını tahkim etmek için kullanmak lazım. İslamiyet'in diyor Bediüzzaman Hazretleri nazariyat kısmında
ve selefin içtihadı safiyane ve halisanesiyle bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarları olduğu halde onları bırakıp heveskerane yeni içtihatlar yapmak bid'akerane hıyanettir diyor. Şimdi Üstad bunu zikrettikten sonra bir şeyin daha altını çiziyor. Biz içtihat yapacağız evet ama unutmayalım ki içtihat yaparken de selefi atlayıp içtihat yapmayacağız. Yani adeta selefi salihinin içtihatları yokmuş gibi davranmayacağız. Asırlar boyunca dedi ya Hoca Efendi külliyatlar teşkil edecek kadar çok selefi salihin efendilerimiz içtihatlar yapmış ve onların içtihatları dinin ruhuna uygun olan o içtihatları pek çok meselemizi zaten çözüyor. Buna rağmen diyor Bediüzzaman Hazretleri onları bırakıp hiç o içtihatlar yokmuş gibi dikkat edin heveskerane, kendi hevesimize göre yeni içtihatlar yapmak dinin ruhuna, dinin içine yeni bid'alar sokmak anlamına gelir ki bu da dine hıyanet demektir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu cümleyi tekrar ediyorum. İslamiyet'in nazariyat kısmında ve selefin içtihadı safiyane ve halisanesiyle bakın hem dinin nazariyatı muhkem bir nazariyat hem de selefimiz semavi içtihatlar yapmış. Hoca Efendi onlara semavi içtihadın üvekleri diyor seleflerimize. Semavi içtihadın üvekleri diyor. Yani adeta böyle dinin ruhuna uygun öyle içtihatlar yapıyorlar ki arzi değil yaptıkları içtihatlar, semavi. Şimdi böyle içtihatlar olduğu halde onları bırakıp da heveskerane yeni içtihatlar yapmak bid'akerane bir hıyanettir diyor. Bugün kendi ülkemizde yaşanan yani bizi bugüne kadar getiren hadiseler, zulümleri emin olun bu kerteye kadar getiren hadiseler yapılmış bid'akerane içtihatların bir sonucudur. Bid'akerane içtihatların da bir sonucudur aynı zamanda. Şimdi bu ikincisiydi değerli dostlarım. Bunları zihnimizde tutalım. Geldik üçüncüye. Bakın birincide Üstad kendi zamanını okudu. Zemherir bir kışın, fırtınalı bir zamanın içerisinde okuduğumuzun altını çizdi. İkincide de, ikinci maddede de bizim zamanımızda dinin zaruriyatının terk edildiğini, dolayısıyla bütün himmet ve gayretimizin o zaruriyatı tahkim etmeye mütalik olduğunun altını çizdi. Hoca Efendi diyor ki Bediüzzaman Hazretleri yanına gelen başı açık hiçbir kadına saçını ört dememiştir diyor. Ne demiştir peki? Namaz demiştir diyor Hoca Efendi. Bakın ne yapıyor Bediüzzaman Hazretleri? Dinin kendi Risale-i Nur'da üstadın ortaya koyduğu sisteme bakın. Önce iman. Yani bir insanın imanda boşlukları varsa siz ona ameli dayatamazsınız. Önce imanı tahkim etmeniz gerekiyor. Şüphelerini izale etmeniz gerekiyor insanların. Sonra ne diyor üstad? İmandan sonra en ehemmiyetli meselemiz namazdır diyor. Zaruriyat-ı diniye. Zaruriyat-ı diniye. Tesettür bahsinde konuşmuştuk. Pek çok genç namaz kılmıyor ama örtülü olabiliyor. Dolayısıyla o zaruriyat-ı diniyenin tahkim edilmesi. Bütün himmetimizi, gayretimizi zaruriyat-ı diniyenin tahkimi için kullanmamız gerekirken diyor Bediüzzaman Hazretleri onları bırakıp da heveskerane içtihatlar yapamayız. Üstelik de bizim önümüzde selefi salihin efendilerimizin semavi ciltler dolusu problemleri çözen içtihatları var olduğu halde. Bu da ikincisiydi. Üçüncüye geldik. Üstad diyor ki üçüncüde her zamanın insanlarınca kıymetli addedilecek efkarı celbeden cazibedar bir metalı merguptur. Şimdi bunu da asırlara bakınca görüyorsunuz adeta her asırda bir şey revaç buluyor. Kıymetli addediliyor her asırda bir şey daha popüler hale geliyor ve fikirleri de o celbediyor. Cazibedarane herkes onun peşine gidiyor. Mesela şöyle düşünebilirsiniz, Hazreti İsa döneminde tıp çok revaç buluyor biliyorsunuz. Öyle olunca Hazreti İsa'nın da mucizelerine bakıyorsunuz, tıbba müteallik mucizeler. Ya da Hazreti Musa dönemine bakıyorsunuz, sihir çok revaçta, sihir. Bakıyorsunuz ki Hazreti Musa Aleyhisselam da mucizelerini sihir üzerinden gerçekleştiriyor. Bakın bu çok önemli bir tespit. Her zamanın insanlarınca
kıymetli addedilen, fikirleri celbeden, cazibedar metalları var mergub olan, onlara rağbet edilen. Mesela bu zamanda en rağbetli, en iftiharlı siyasetle iştigal ve dünya hayatını temin etmektir. Şimdi kendi zamanımızın mergup metali ne diye dönüp baktığımızda neyi görüyoruz? Siyaset. Siyaset, herkesin zihinleri oturuyorlar, kalkıyorlar, siyaset. Siyaset konuşuyor, siyaset düşünüyor. Adeta kortekslere, nöronlara siyasi meseleler yerleşiyor. Onunla beraber bir de dünya hayatını tanzim. Dünya hayatını tanzim. Bir sürü biliyorsunuz üniversitede bölümler var. Dünya hayatı nasıl tanzim edilecek? Siyasetinden devlet yönetimine, sosyolojisine kadar nasıl tanzim edilecek? Dünya hayatı tanzimi. Ve bakın, ahiret hayatı tanzimi değil. Dünya hayatı tanzimi ve siyaset. Bu da bizim asrımızın mergup metali. Şimdi üstad diyor ki, Selefi Salihinin asrında ve o zaman çarşısında en mergup meta neydi biliyor musunuz bizim seleflerimizin çarşısında? Halika semavat ve arzın marziyatını ve bizden arzularını kelamından istinbad etmekti. Keşke bizim için de en mergup meta bu olsaydı. Onlar için Selefi Salihinin asrında ne biliyor musunuz? Allah bizden ne istiyor? Marziyatı, emirleri ve yasaklarını Cenab-ı Hakk'ın kelamından istinbat etmek. Allah'ın kelamından bunları çıkarmak. Ne istiyor bizden Rabbimiz? Halika semavat ve arz bizden ne istiyor? Marziyatı ne? Emirleri ve yasakları ne? Bizden arzuları ne? Bunları Allah'ın kelamından çıkarmak, yani ilim, yani marifet. Onlar için mergup meta buydu. Bizim gibi, bizim zamanımızda olduğu gibi dünya hayatını tanzim etmek değildi onların mergup metaı. Ve şöyle devam ediyor Hoca Efendi Bediüzzaman Hazretleri, diyor ki, Nur-u Nübüvvet ve Kur'an'la kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadeti ebedi kazanmak da onlar için mergup meta. Saadeti ebediyeyi kazanmak. Neyle kazanmak? Nuru nübüvvet ve Kur'an'la kazanmak. Ama bizim için, onlar için ahiret alemiyle kendi aralarındaki mesafeyi nübüvvetin nuruyla, Kur'an'la kapatıyorlardı onlar. O mesafeyi kapatabilmek onlar için çok mergup bir metaydı. Ama bize geldiğimiz zaman ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Şöyle bir fark var bizimle onların arasında. Siyaset ve dünya hayatı bizim hayatımızı bu kadar çok işgal ettikleri için bizi hayat-ı uhreviye karşı gabileştiriyor. Yani yabancılaştırıyor. Cümleyi tekrar edelim. Diyor ki üstadımız, onlar Nur-u Nübüvvet ve Kur'an'la kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadeti ebediyi kazanmak ve vesailini elde etmek onlar için mergup metaydı. Bunun vesilelerini bulmak, o vesileleri elde etmek mergup metaydı. Bu itibarla o zamanlarda bütün fikirler, bütün kalpler, bütün ruhlar hepsi marziyat-ı ilahiyeyi bilmek ve öğrenmeye müteveccihti. Zannediyorum hani siz de bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Sohbeti Cananlar merkeze neden bizim hayatımızda konuluyor? Ne yapmaya çalışıyoruz? Biz de Selefi Salihinin peşinden yürümeye çalışıyoruz. Yani biz de kalplerimiz, ruhumuz, zihinlerimiz, duygularımız hep marziyat-ı ilahiyeyi arasın istiyoruz, öyle değil mi? Ama yaşadığımız asra bir bakın, yaşadığımız asrı bu meyanda bir okuyun. Ne diyor üstadımız? O zamanda bütün fikirler, bütün kalpler, bütün ruhlar marziyat-ı ilahiyeyi bilmek. Nedir Allah'ı razı edecek şey? Nedir Rabbimizi razı edecek şey? Bunu bilmek ve bunu öğrenmeye müteveccihti. Bunun için istidat ve
iktidarı olanlar o zamanda vuku'a gelen bütün ahval, vukuat ve muhaverattan ders almakla içtihatlara zemin teşkil eden yüksek istidatlar vücuda gelirdi. Ne olurdu öyle olunca? Bütün içtimai hayat bunun üzerine tanzim edilirdi. İstidat ve iktidarı olanlar vuku'a gelen bütün hallerden ders alırlardı. Bakın, mesela berbere gittiğinizde babanızla berber bir şey konuşuyor. O konuşulan şeyden siz çocuksunuz ama bir hikmet alırdınız. Sokakta bir kavga çıktı da efendim ona aklı selim insanlar müdahale ettiler. Orada insanların arasındaki nizadan, ona müdahale edilişinden siz bir ders alırdınız, bir hikmet çıkarırdınız. Çünkü bütün hayat marziyat-ı ilahi üzerine örgülenmişti. İstidat ve iktidarı olanlar o zamanda vuku'a gelen bütün hallerden, bütün hatta muhaverelerden, konuşmalardan bile ders alırlardı. Yani bir çocuk daha konuşmayı öğrenirken o kelimelerle, kulağına giren kelimelerle hikmet dersleri alırdı. Hayatını o hikmetin üzerine örgülerdi. Dolayısıyla içtihada zemin eden yüksek istidatlar vücuda gelirdi. O yüksek istidatlarla, o yüksek iktidarlarla o içtihatlar yapılırdı. Şimdi bir de kendi aslınıza bakın, zihninize, gözünüze, kulağınıza dolan efkarı batılaya bakın. Nöronlarınızı, efendim kortekslerinizi işgal eden, şuur altınıza dolan batıl şeylere bir bakın. Daha küçücük çocukların gözlerine, kulaklarına ne batıl şeyler dolduğuna bakın. Şimdi ise diyor Bediüzzaman Hazretleri, fikir ve kalplerin teşeddütü, inayet ve himmetlerin zafiyeti, İnsanların siyaset ve felsefeye iptila halinde bağlılıkları, rağbetleri, bakın ne kadar önemli tespitler bunlar ve bütün istidatların fünunu hazıra ve hayatı dünyeviye müteveccih olması. Bakın nasıl koparmış bizi içtihattan, nasıl koparmış marziyat-ı ilahi arayışından, bütün kalpler ve zihinlerin teşettütü, yani dağınıklığı. Hoca Efendi'nin çokça kullandığı bir ifade var ya, kendini dağınıklığa salmak. Kendini dağınıklığa salmak. Fikirler ve kalpler dağılmış. Fikirler, kalpler dağılmış. Rızık derdiyle dağılmış, çoluk çocuk derdiyle dağılmış, sosyolojik problemlerle dağılmış, sen ben meseleleriyle dağılmış ama teşeddüt var zihinlerde ve kalplerde. Biliyorsunuz zamanımızın en önemli problemi olarak tanımlanıyor psikologlar tarafından, fokuslanamama problemi, odaklanamama problemi. Neden odaklanamıyoruz? Çünkü zihinler ve kalplerde teşettüt var, dağınıklık var. Sonra inayet ve himmetler zayıf. Bu tespitler çok önemli. İnayet ve himmetler zayıf. Yani düşünün, buna eskiler cem-i himmet derlerdi. Himmeti toplamak. Nerede toplamak? Bir meselede. Diyelim ki siz fıkıhta tekamül etmek istiyorsunuz. Diyelim ki İslam tarihinde derinleşmek istiyorsunuz. Sizden beklenilen nedir? Cem-i himmet. Bütün gayretinizi, bütün himmetinizi oraya teksif etmek. Ama himmetler o kadar zayıf ki. Diyelim ki işte doktor olacaksınız da bütün enerjinizi, bütün gayretinizi o Allah'ın Şafi ismindeki bütün perdelerin gözünüzde aralanması, efendim eşyanın maverasına, insan bedeninin maverasına nüfuz edebilme noktasında teksif ediyorsunuz. Cem-i himmet. Cem-i himmet nasıl tanımlanıyor biliyor musunuz literatürde? Hani siz boğuluyorsunuz da size bir ip atıldı diyelim. Boğulmak üzeresiniz de size bir can simidi atıldı. Ne yaparsınız, hiç öyle dağınıklığa düşer, himmetinizi, gayretinizi dağıtır mısınız? Bütün himmetinizi, bütün gücünüzü, bütün gayretinizi, cehdinizi, mücahedenizi o ipe ulaşmak için sarf edersiniz ya. İşte ona cem-i himmet diyoruz. Oysa bizim zamanımızda ne olmuş? Himmetler zafiyete uğramış. Hep çok şey istiyoruz. Bakın gençlere her şeye el atıyorlar. İşte enstrüman çalacaklar. Bugün piyano çalmayı azmediyorlar. Piyano bir kenarda duruyor. Yarın
panflüt çalmaya azmediyorlar. Panflüt de bir kenarda duruyor. 3 gün tiyatro deneyiminde bulunuyorlar. 5 gün risale okuyor, sonra onu bir kenara bırakıyorlar. Hoca Efendi'nin pırlanta külliyatını işte okuyalım, okuyalım, okuyalım diyorlar. Ama kitabın ucundan biraz okunuyor, bir kitap okunuyor, bir türlü külliyat bitmiyor, bir türlü Risale-i Nur külliyatı bitmiyor. Niye? Çünkü himmetler zayıf. Niye? Kalplerde ve ruhlarda, fikirlerde teşettüt var. İnsanlar siyaset ve felsefeyi iptila derecesinde rağbet ediyorlar. Siyasete, felsefeye iptila derecesinde rağbet ediyorlar. Ve yeryüzünde bütün istidatlar fünunu hazıra ve hayatı dünyeviye müteveccih. Herkes işte şu mesleği yapayım, şu tahsili alayım, şurada bir efendim rızkım olsun, şurada bir pozisyonum olsun diye dünyevi hayata müteveccih. Doktor olmak isteyenler bile dikkat edin, bakın orada Şafii esmasının peşine düşmüyor. Neye düşüyor? İşte tıp fakültesini bitireyim, doktor olayımın peşine düşüyor. Mühendis olmak isteyen orada başka bir şeyin, yani fünun-u hazıranın peşine düşüyor. Bu asrın mergup metalı, onlar yapılacak, ama onunla Allah nasıl bulunur, nasıl bilinir, nasıl tefekkürde derinleşilir, nasıl eşyanın maverasına nüfuz edilir, Allah'ın marziyatına o yolla nasıl ulaşılır, bu zihinlerde ana bir gaye olarak yer almıyor. Ahkam-ı diniye ne oluyor? Onun için sarf edilecek müstakim bir içtihat olmuyor. Yani dini meseleler için insanlar müstakim bir cehd, müstakim bir gayret sarf etmiyorlar. Dikkat edin, ilahiyat fakültelerine normalde kimlerin gitmesi gerekiyor? En zekilerin, en parlakların, en dahilerin oralarda okuması gerekiyor. Dini ilimlerde derinleşmesi gerekiyor. Ama öyle olmuyor, farkındasınız. En parlak gençler ilahiyat fakültesini pek de kendileri için tercih olarak görmüyorlar. İlahiyat fakültesi de yetmiyor içtihat için, biliyorsunuz. Çift kanatlı olmak gerekiyor. Hani bir taraftan fenni ilimler okuyacaksınız, bir taraftan dini ilimleri tahsil edeceksiniz. Ama bu da neye bakıyor yine? Cem-i himmete bakıyor. Efendim, kalplerin teşeddüt değil de kalplerin tevhid halinde olmasına bakıyor. Şimdi üstad bunu da üçüncü bir madde olarak zikrediyor. Çok önemli bu da, çok önemli bir tespit. Kalplerin teşeddütü inayet himmetlerin zafiyeti. Oysa diyor üstad, geçmiş asırlarda böyle değildi. Hayat tevhidle yaşandığı için siz daima daima istidatlarınızı kuvveden fiile çıkaracak ve marziyat-ı ilahiye tevcih olacak fıtri bir yolculuğun içerisinde buluyordunuz kendiniz. Şimdi bu üçüncüydü. Dörde bakın. Üstad nasıl Allah'ın meseleyi nasıl derinleştiriyor, nasıl derinleştiriyor? Ben saati de kontrol ediyorum. Dördüncüye geldik. Şöyle diyor üstad, içtihat kapısından İslamiyet'e girip mesailini genişletmeye meyleden adamın maksadı, zaruriyata imtisal ile takva ve kemale mazhariyet ise güzeldir. Ama zaruriyatı terk ve hayatı dünyeviye, hayatı uhreviye tercih eden adam ise onun içtihada meyli meylü tahriptir. Şimdi bu tespit de çok önemli. Bakın, bu adam içtihat yapmak istiyor, yapıyor bunu, ama bunu hangi maksada matufen yapıyor? Maksadı ne? İçtihat kapısından İslamiyet'e girip meselelerini genişletmek istiyor, öyle değil mi? Meselelerini genişletmek istiyor. Yani onun için kapalı bir kapı açılsın istiyor. Dar olan bir kapı, dar kapı genişlesin istiyor. Fakat buna meyleden adam kendisi önce dinin zaruriyatına riayet ediyor. Takva dairesinde yaşıyor ve dinin ahkamını hayatına hakim kılıyorsa evet güzeldir. Yani o dinin, bakın, ruhunu yaşıyor ve ne yapmak istiyor? Aynı zamanda meseleleri herkes için yaşanabilir. Hoca Efendi'nin dediği gibi o caddeyi, şehrah diyor ya ona Hoca Efendi,
Allah'a giden o caddeyi geniş, herkes için yürünebilir kılmak istiyor. Ama kendi hayatında dinin zaruriyatına riayet ediyor ve takva dairesinde yaşıyor ve kemale mazhar birisi bu. Fakat diyor Bediüzzaman Hazretleri, içtihat kapısından girmeye çalışan birileri dinin zaruriyatını terk etmişse ve dünya hayatını esas alıyorsa, dünya hayatını uhrevi hayata tercih ediyorsa, o adam içtihat yapmıyor aslında. O adam ne yapıyor? Dini tahrip ediyor. Çünkü bütün içtihatları dinin ruhunu öldürüyor. Din ne demek? Uhrevi hayatı hayata hakim kılmak demek. Kemalat-ı insaniye demek. Derinleşmek demek. Bütün bunların önünü kapatıyor. Tam tersine dini satileştiriyor, sığlaştırıyor. Uhrevi hayatın yerine dünya hayatını ikame etmeye çalışıyor. Yani ne yapmak istiyor? Rahat etmek istiyor. Ayağını lavaboya kaldırmak istemediği için ne yapmak istiyor? Efendim, çizmesinin üzerine meshetmek istiyor. Ona göre işte kendine göre bir içtihat yapıyor. Hayır, öyle değil. Ne yapmak istiyor? Kendi partisinin iktidarda kalmasını istiyor ve muhalif olan herkesin önünü tıkayacak içtihatlar yapıyor ya da muhaliflerini yok edecek içtihatlar yapıyor. Biliyorsunuz bu tarz dehşet verici içtihatları neydi? Siyasi partinin bekası için değil, fertlerin, cemaatlerin bile yok edilmesine ilişkin fetvalar verildi biliyorsunuz. İçtihatlar yapıldı bizim yaşadığımız ülkede maalesef. İşte bütün bunlar dini tahripten başka bir şey değildir. Bunlar dini, içtihat değildir bunlar diyor Bediüzzaman Hazretleri. Tekliften çıkıp kaçmak için yol bulmaktır. Yani dinin size teklifi neyse, bakın geldiğimiz noktada pek çok siyasi değerli dostların vakit namazlarını bile kılmıyor. Niyeymiş? İçtihatları ne biliyor musunuz? İşte biz darul harpteyiz, darul harpteyiz, cihat halindeyiz. Dolayısıyla farz namazlarını bile kılmayanlar ve bunun üzerinden içtihat yapanlar var. Oysa dinin zaruriyatında içtihat yoktur. Bu tahripten başka bir şey değil. Başkalarının mallarını gasp edecekler biliyorsunuz. Mal gasp edecekler bakın. Ne yapıyorlar? Bunu içtihatla yapmaya çalışıyorlar. İşte biz savaş halindeyiz. Bunlar da devletin nizamını yıkmaya çalıştılar. Malları helaldir diye bir gasp halini içtihatla meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi bunlar dinin teklifatından kaçmaktan başka bir şey değil. Bunlar dini tahrip etmekten başka şeyler değil. Bu da dördüncüsüydü. Beşinciye geldik. Şöyle diyor üstadımız, her şeyin, her hükmün vücuda gelmesi bir illete binaendir diyor. Şimdi bakın bu da Hoca Efendi'nin o girişte okuduğumuz cümlesinde olduğu gibi din bir nazariyat mecmuası değil, yaşanıyor. İslam hayatın içinden kopup geliyor. Dolayısıyla her şeyin, her hükmün vücuda gelmesi bir illete mebni. Bir sebebi var, öyle meydana geliyor değil mi? Hatta esbab-ı nüzul diye bir tefsir çeşidi var. Bir maslahata tabi. Fakat maslahat illet değildir. Bu da çok önemli. Şimdi maslahat, faydalar, hikmetler, elde edilecek olan neticeler, bunlar illet değildir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ancak tercih edici hikmetlerdir. Bu zamanda efkarı bizzat saadeti dünyaya müteveccih. Bizim zamanımızda fikirler dünya saadetini elde etmeye müteveccih. Şeriatın nazarı ise bizzat uhrevi saadete müteveccih. Bir tabi dünyaya da nazır. Yani şeriat uhrevi saadeti elde ederken bize dünyevi saadeti feda ettirmiyor. Onun saadetini de elde ettiriyor. Çünkü dünya bizim için ahiretin vesilesi. Şimdi bu cümle, bu hüküm çok önemli üstadın kurduğu. Bunu özellikle İçtihat Risalesi'nde derinleştiriyor Bediüzzaman Hazretleri. Mesela bu illet hikmet meselesini düşünün. Biz şöyle bir örnek veriyor üstadımız. Diyelim ki yolculukta namazı kasrediyoruz. Biliyorsunuz kasretmek namazı kısa kılmak. Yani 4 rekatlık namaz sefer halinde 2 rekat kılınıyor biliyorsunuz. Şimdi dikkat edin bakın. 4 rekatlık namazı sefere çıktığımızda 2 rekat kılıyoruz. Bunun hikmeti ne? Hikmet ne? Maslahatı ne? Maslahatı ne?
meşakkat değil mi? Yol halindeyiz. İlleti ne? Bunun illeti ne? Emri ilahi, yani cevazı ilahi. Cenab-ı Hak bize bir cevaz veriyor. Yoldayız, sefer halindeyiz. İllet sefer halinde olmak, hikmeti de meşakkat değil mi? Yol meşakkattir. Fakat şöyle diyemiyorsunuz siz, bakın. Ben hastayım. İçtihatlar da hep böyle yapılıyor. Günümüzde içtihatlar böyle yapılıyor. Ben hasta oldum. Hastalık nedir? Meşakkattir, öyle değil mi? Hatta yol halinden daha meşakkatli bir durumdur hastalık. Ama Allah size 4 rekatlık namazı hastalıkta 2 rekata indirme izni veriyor mu? Vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü meşakkat onun hikmeti, illeti değil ki. Siz ne kadar çok meşakkat çekerseniz çekin, hastalıkta yine 4 rekatı 4 rekat olarak kılıyorsunuz. Yol halindeyim ama hiç meşakkatim yok. Ama gene namazı kastediyorsunuz. Gene 4 rekatı 2 rekat kılıyorsunuz sefer halindeyken. Bakın hikmet neydi? Hikmet meşakkatti. Şimdi siz günümüzde şöyle yapılıyor. İçtihatlar böyle yapılıyor günümüzde. 4 rekat meşakkat halinde yolda 2 rekat kılınıyor. Öyleyse ben hasta oldum, meşakkat halindeyim, hadi 2 rekat kılayım. Böyle içtihat olur mu? Böyle içtihat olursa dinin ruhu tahrip olmaz mı? Ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Her şeyin, her hükmün vücuda gelmesi illete binaen olur, hikmete binaen olmaz diyor üstadımız. İllete binaen, hikmete binaen olmaz. Şöyle düşünün, domuz eti yemek haram, değil mi? Haram. Şimdi niye haram? Hikmeti ne? Bir sürü hikmet sayarsınız. Diyelim ki içinde tirişin kurdu var. Şimdi o kurdu temizleyince size helal olur mu? O tertemiz. Öyle bir yaptık ki tertemiz oldu domuz eti. Size helal olur mu? İçki, bir yudum içtiğinizde sarhoş olmuyorsunuz ama hikmeti ne? Neden haram içki? Sarhoş ettiği için, öyle değil mi? Ama bir yudum içince kimse sarhoş olmuyor. Bir yudumu helal haline getiriyor mu bu? Getirmiyor. Ama siz hikmetlerin üzerine dini bina ederseniz dersiniz ki ben bir yudum içiyorum, 3 yudum içiyorum, sarhoş olmadan içiyorum. Dolayısıyla da hikmet sarhoş olmakta, onun yasak oluş hikmeti. Dolayısıyla da ben sarhoş değilim. Domuz etinde tirişin vardı, hadi tertemiz bir domuz eti, hadi bana helal oldu. Şimdi burada ortada din kalır mı, söyler misiniz? Din diye bir şey kalır mı? Hükmün menatı bizim için illetler, emirler ve yasaklar. Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği hudutlar, yoksa hikmetler değil. Bu çok önemli bir kaidedir. Bakın, hükmün vücuda gelmesi illete bakar, hikmete bakmaz. Maslahata, illete binaen olduğu gibi bir maslahata dahi tabidir. Yani bir hikmeti vardır onun ama o hikmetin üzerine o din bina olmaz. Fakat maslahat illet değil. Maslahatı illet yerine koyamazsınız. Ancak tercih edici bir hikmet olur maslahat. Bu zamanın efkarı saadeti dünyeviye müteveccih olduğu için işte getirmişler hikmetleri illetlerin yerine koymuşlar. Bunların üzerinden din inşa etmeye çalışıyorlar. Kendi iktidarlarını koruyabilmek için, bakın bütün şey hikmet bunun üzerine kurulu, bir sürü zulme giriyorlar. Umumi bir beliye olan ve nasın ona müptela olduğu çok işler vardır ki diyor Bediüzzaman Hazretleri, zaruriyattan olmuş. Şimdi bu da çok önemli bir örnek. Zaruret halinde haram helal olur hükmü var ya, zaruret halinde haram helal olur. Ne oldu? Siz açlıktan ölmek üzeresiniz. Ne yapabilirsiniz? Dinin kaidesince domuz eti yiyebilirsiniz. Hatta ölü eti bile yenilebiliyor zaruret halinde. Ölmek üzeresiniz, hayatta kalmak için yediniz. Helal oluyor size. Fakat diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, bakın bizim geldiğimiz zamanda öyle iptilalar var ki aslında zaruriyat değil ama insanlar onu kendileri için zaruret haline getirmişler. Mesela düşünün, bir adam nikotin komasına giriyor. Nikotine hiçbir bedenin ihtiyacı yok ama onun için zaruret haline gelmiş. Şimdi onun için zaruret haline geldi diye sigara ona helal olur mu? İçki komasına giriyor adam çünkü ayyaş olmuş. İşte içki komasına girdi diye içki onun için helal olur mu? Olmaz. Şimdi ihtiyar elden gidince zaruret halinde işlenilen cürümlerden biliyorsunuz insan mesul tutulmuyor. Bir adam içki içse, aklı başından gitse, adam öldürse mesuliyetten bu onu düşürüyor mu?
Düşürmüyor. Karısını boşasa, adam ayyaş oldu, karısını boşadı. Aklı başına geldi, dedi ki ben ne yaptığımı bilmiyordum. Karısı boş düşüyor mu? Düşüyor. Çünkü ne yaptı o adam? Kendi ihtiyarıyla, bakın, o sarhoşluğun içerisine girdi. Umumi bir beliye diyor Bediüzzaman Hazretleri olan ve Nas'ın ona müptela olduğu o kadar işler var ki bizim yaşadığımız zamanda zaruret haline gelmiş. Ama zaruret değil aslında. Sen onu zaruret haline getirmişsin. O gibi işler sui ihtiyar ile gayrimeşru meyillerden doğmuş olduklarından mahsuratı ibaha eden zaruriyattan değildir. Yani bizim için onlar bir şeyi haram olmaktan çıkan, bir şeyi serbest bırakan, mübah kılan, mübahe o anlama geliyor, ibaha o anlama geliyor. Bir şeyi mübah hale getiren zaruriyattan değil bunlar. Biz onları kendimiz için zaruret haline getirmişiz. Ve ruhsat ve müsaade-i şer'iyenin şumulüne onlar dahil olmazlar. Ruhsata dahil olmuyor, müsaade-i şer'iyeye dahil olmuyor çünkü sen onu zaruret haline getirmişsin. Mesela bir adam kendi iradesini kötüye kullanarak sui ihtiyarıyla haram bir tarzda kendini sarhoş etse, halis sekirde yaptığı tasarrufta maruz olmaz. Olmaz değil mi? Adam öldürse katil olur. Ama ne yaptığını bilmiyor. Karısını boşadı, ne yaptığını bilmiyor. Karısı boş düşmüş olur. Dolayısıyla bakın, kendini sui ihtiyarıyla sarhoş ettiği için ondan hüküm kalkmıyor. Bu zamanda bu gibi içtihatlar semavi değil, ancak arzi ihtiyaçlardır, içtihatlardır. Bu zamanda özellikle insanlar kendi ihtiyarlarını kötüye kullanarak hiç onlar için zaruri olmayan bir şeyi kendileri için zaruri hale getiriyor ve bunun üzerine de içtihatlar yapıyorlar. Üstad diyor ki hayır, bunlar içtihat olamaz. Bu gibi içtihatlar halika semavat ve arzın hükümlerine yapılan tasarrufat merduttur diyorlar. Bu öyle semavi değil bu içtihatlar. Bu içtihatlar arzi ve reddedilmiş içtihatlardır. Halika semavat ve arzın hükümlerinde tasarrufat yapılamaz, bu şekilde yapılamaz. Mesela bazı gafiller diyor Bediüzzaman Hazretleri burada, hutbenin Türkçe okunmasını istihsan ediyorlar. Bazı gafiller Türkçe hutbe okunsun. Biliyorsunuz bazı gafiller işte Kur'an niye Arapça diye ortaya çıkıyorlar. Bazı gafiller Latin harfleriyle okuyalım, niye Arap harfleriyle okuyoruz diyorlar. Bazıları mealini okuyalım, niye Arapçasını okuyoruz, zaten anlamıyoruz diyorlar. Bakın öyle bir asırda yaşıyoruz. Ne oluyor? Türkçe okunmasını, hutbenin de Türkçe okunmasını daha güzel görüyorlar. Halkın bilhassa siyasi ahvalden haberleri olsun istiyorlar. Niye Türkçe okunsun? Çünkü hutbe üzerinden siyaset yapmak istiyorlar. Halbuki bugün bir ahvali siyasiye diyor Bediüzzaman Hazretleri, yalandan, hileden, şeytani fiillerden hali değil. Siyaset dediğin şey senin yalanın meşrulaştırılması yöntemi, yalandan hali değil, hileden, şeytani fikirlerden hali değil. Hutbe makamıysa ahkam-ı ilahiyenin tebliğ makam. Düşünün, hutbede siyaset yapacaksınız. Hutbede siyaset yapabilmek için hutbeyi Türkçe okutmaya kalkıyorsunuz. Oysa orası peygamber makamı. Oysa orası dinin tebliğ makamı, dinin telkin makamı, ahkam-ı ilahiyenin tebliğ makamı. Şimdi burada bir sual devreye giriyor. Ahkam-ı nas Arabi'den haberdar değil, fehmedemez. Tamam, sen dini orada tebliğ edeceksin ama zaten avam Arapça bilmiyor diye bir soru geliyor. Üstad da buna diyor ki avam-ı nas zaruriyat ve müselamat-ı diniyeye muhtaçtır. Avam-ı nas zaruriyat ve müselamat-ı diniyeye, yani dinin kabul görmüş zorunlu kaidelerine muhtaçtır. Ve hutbe makamı da bu gibi hükümlerin tebliği içindir. Bu hükümler Kisve-i Arabi içerisinde tafsilen değil, icmalen avamın nasa malum ve maruftur. Yani avamın nas, tamam, hutbede okunan o Arapça cümlelerin tafsilatıyla, yani bütün ayrıntılarıyla ne demek olduğunu bilmiyorlar ama mücmel olarak, yani özet olarak orada ne kastedildiğini anlıyorlar.
ne söylendiğini anlıyorlar. Mücmel, öz olarak. Çünkü biliyorlar ki orada dinin ahkamı tebliğ ediliyor. Kendileri de dinin ahkamını bildikleri için dolayısıyla ne anlatıldığını aslında biliyorlar. Mahaza, lisan-ı Arap'ta bulunan şehamet, yükseklik, meziyet, saffet diğer lisanlarda yoktur. Zaten Arap lisanının önemli özelliği nedir? Düşünün, o Cenab-ı Hakk'ın kelamını taşıyabilecek bir dil Arapça. Öyle yüksek bir dil. Ondaki o yükseklik, o ihtişam, o meziyet, o satvet diğer lisanlarda yoktur diyor Bediüzzaman Hazretleri. O güç, o iktidar diğer lisanlarda yoktur. İşte Bediüzzaman Hazretleri bu altı meseleyi ele alıyor. Zamanı ilerlettik ama bu meseleyi tamamlayıcı babta Hoca Efendi'den bir iki küçük bölüm daha okuyup öyle dersimizi bitirelim. Şöyle diyor Hoca Efendi değerli dostlarım. Evet, bunu okumasak da olur, zaman ilerledi. Şunu okuyalım arzu ediyorum. Evet, benzer bir yaklaşımı var. Bakın Hoca Efendi'nin günümüzde diyor içtihat yapma meselesinin geçmişe göre bir takım zorlukları vardır. Eskiden toplum her şeyiyle bir muallim durumundaydı. Bizim konuştuğumuz mesele fasıldan fasıla bir de. Eskiden toplum her şeyiyle bir muallim durumundaydı. Biz de inşallah böyle hani cemaat olarak böyle bir toplum olalım. Hepimiz birbirimize muallim olalım. Ben öyle olduğunu hissediyorum. Alimler bugün bizim ilahiyat fakültelerinde ve sonrasında öğrendiklerimizi 7-8 yaşlarındayken öğreniyorlardı diyor Hoca Efendi. Bakın alimler ilahiyat fakültesinde öğretilen şeyleri 7-8 yaşlarında öğreniyorlardı. Hatta Hoca Efendi üstad için der, bizim diyor bu yaşta Hoca Efendi benim gibilerin bu yaşta öğrendiği şeyleri Bediüzzaman Hazretleri 3-4 yaşlarında biliyordu diyor üstad. Öyle bir dahiydi. Ama bu içtihat yapacak olan zatlar bu ferdi dehaları değil onların, içtimai dehaları. Öyle bir toplum yapısı ki 7-8 yaşında onlara bu donanımı kazandırıyor. Toplum karşısında ulemanın bütün muhabere ve görüşmeleri sadece Allah rızası içindi. Bütün görüşmeler, bütün konuşmalar hep Allah rızasını aramaya yönelikti. Eskiden Allah rızası için yeni meselelere çözüm bulma adeta en mühim bir mesele idi ve kalpler ahirete, zihinlerde içtihada yönelikti. Yani içtihat onlar için çok önemli bir mesele. Çünkü hep o Allah'ın kelamından Allah'ın rızasını çıkarmaya çalışıyorlar ya. O kelamdan yeni şeyler çıkarabilmek. Bugün ise içtihat adeta kendini gösterme, nefsini tatmin etme bir zihin egzersizi haline geldi. Takva bir yana bırakıldı diyor Hoca Efendi. Keyfe ma yaşa bir takım içtihatlar yapılıyor. Günümüzde dil meselesi de içtihat mevzunda önemli bir problem teşkil ediyor. Her ilmin kendine has terminolojisi vardır. Fıkıh terminolojiye tam vakıf olmadan içtihattan bahsedilemez. Bakın fıkhın kendine ilişkin bir terminolojisi var. Tam bir vukufiyet lazım. Mesela kefalet mevzunu okuyorsunuz diyelim. Bazı tabirleri öğrenmek için siz lügate bakmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Dini eğitim diyor Hoca Efendi kesintiye uğradı. Dini eğitim kesintiye uğradı. İmam Hatip okulları, ilahiyat fakülteleri var ama bunlar çeşitli siyasi mütalalarla, mülahazalarla açıldı. Hala da o mülahazalara hizmet ediyor biliyorsunuz. Uygulanılan programlara gerçek manada bir din tahsili yapmak çok da mümkün olmadı. Çünkü bu okullar halkın dini tahsil yönündeki ciddi istek ve arzusunu rejimin kontrolü altına verdi. Eskiler kahtı rical, yani adam kıtlığı diyorlardı buna. Öyle bir kıtlık yaşandı. Bu açıdan da diyor Hoca Efendi geçmiş asırlarla bu ölçüşmemiz mümkün değil. Biraz zamana ihtiyacımız var ki yeni bir tekevvün söz konusu olsun. Ben son olarak değerli dostlarım,
Çok önemli bir metin bu. Bunu paylaşıp öyle bitirmek istiyorum dersi. Bu da fasıldan fasıla dörtte. Burada Hoca Efendi meseleyi nereye bağlayacağız? Şimdi evet içtihat kapısı açık ama oradan girmeye altı mani var. Biz bu manilerin üzerinde durduk. Şimdi şunu soracaksınız. Öyleyse içtihat yapılmayacak mı? Tamam zaruriyatı diniyeyi ikame ettik. Dinin zaruriyatını yeni deliklerde açmadık. Ama ihtiyacı olan alanlarda içtihatlar nasıl yapılacak? Buna cevaben Hoca Efendi'nin bir burada küçük bir metni var. Onu okuyup öyle bitirelim. Şöyle diyor. İbadetlerle alakalı hususlar bir yana fıkhın sair alanlarında görülen günün gerçeklerine cevap verme noktasında yani bir tenkih ve tanzime gidilmesi yepyeni bir tenkihe, yeni bir tenkihe, yeni bir tanzime, tenkih yeni bir fıkıh inşası anlamına geliyor. Yeni bir fıkha, yeni bir tanzime ihtiyaç olduğu konusunda zannediyorum şüphe yok. İbadetlerle alakalı hususlar bir yana, onlarda içtihat yok. Fakat fıkhın sair alanlarında günün gerçeklerine cevap verme noktasında yani bir tenkih ve bir tanzime gidilmesi gerektiği konusunda ittifakımız var. Evet, elimizdeki mevcut fıkıh kitaplarında değişik konularla alakalı bazı meselelerde kaynakların mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor diyor Hoca Efendi. Bu noktada yapılması gereken şeyleri de maddeler halinde belirtiyor. Biz bunları okuyup öyle bitireceğiz. Bir, usulü fıkhın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Fıkıh usulünün. Yöntem biliyorsunuz, usul ilmi çok önemlidir. Yani o fıkhi kaideler nasıl ortaya çıkarılıyor? Usulle. Dolayısıyla fıkıh usulünün yeniden, usul esas, usulden mi esastan mı kaideler biliyorsunuz ortaya çıkarılıyor. Usulün yeniden gözden geçirilmesi ve geçmiş müdevvenat bütünüyle taranarak alternatif bir usulün ortaya konulması gerekiyor. Geçmişte tedvin edilmiş, yani usul haline getirilmiş o prensiplerin yeniden alternatif bir usulün ortaya çıkarılması için yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu bir. İki, şimdiye kadar belli ölçüde gelişmiş bulunan örf ve adet kaynaklı içtihatlar yeni baştan bir kere daha tertip ve tensike tabi tutularak kolektif içtihat ve tercih heyetlerinin içtihatlarında ya da tercihlerinde mutlaka bunlar göz önünde bulundurulmalı. Şimdi bakın, şimdiye kadar belli ölçüde örf ve adet kaynaklı gelişmiş yapılmış içtihatlar var. Bunlar yeniden tertip edilmeli, yeniden sistemleştirilmeli, yeniden incelenmeli ve bu çok önemli ikinci madde açısından kolektif içtihat ve tercih heyetleri oluşturulmalı. Bunun üzerinde Hoca Efendi diyor ki ben bunu 25 senedir söylüyorum, şimdi zannediyorum 50 sene olmuştur. Heyetler içtihat yapmak için içerisinde mesela ticaretle ilgili içtihatlar yapılacaksa ticaretin ehli olan insanların da içerisinde bulunduğu, efendim başka alanlara ilişkin içtihatlar yapılacaksa o alanın uzmanlarının da içinde bulunduğu, hem dini prensipleri bilen hem dünyevi hadiseleri bilen heyetlerin mutlaka bu işi yapması gerekiyor. Örf ve adete bina edilen hükümlerin günümüzün şartlarına göre kritik edilmesinde zaruret var. Fakat kolektif içtihat ve tercih heyetlerinin yapması gerekiyor bunun. Zira günümüzdeki örf ve adetler o dönemden çok farklı. Hükmün menatının değiştiği bir yerde aynı içtihatı günümüze yansıtmamak lazım diyor Hoca Efendi. Üçüncü olarak da ayrıca içtihadi hükümlere İhtiyaç duyulan alanların çok iyi tespit edilmesi lazım. Hani hangi alanda içtihat yapacağız? Ve bu noktada herhangi bir boşluğa meydan verilmemesi gerekiyor. Dört, bir kere daha vurgulamakta yarar var. Bütün bu faaliyetlerin mutlaka heyet tarafından gerçekleştirilmesi şarttır. Bu fikri tam 25 yıldır savunuyorum diyor Hoca Efendi. Dediğim gibi şimdi 50 yıl oldu. Fikir dağınıklığına, merci karışıklığına sebebiyet verir düşüncesiyle de
zaruri durumlar hariç yeni içtihadi hükümler ortaya koymaya karşı olduğumu ifade etmeliyim. Bakın, zaruri durumlar hariç yeni içtihadi hükümlere kapı açmamak lazım, bu bir. İkincisi de içtihatların mutlaka heyet tarafından yapılması lazım. Zira özellikle günümüzde meseleler o kadar girift ve iç içe bir hal arz etmektedir ki, hayatın bütününe müteallik hususların birden değerlendirilmesi gerekli olan meselelerde ne kadar uzman olursa olsun insan herhalde dar manada din alimlerinin yeterli olmayacağı söylenebilir. Bir din alimi ne kadar uzman olursa olsun tıp alanında içtihat yapması yine de yetersiz olacaktır. Ne kadar uzman olursa olsun ticaret alanında içtihat yapması yetersiz kalacaktır. O yüzden heyetlerin yapması lazım diyor Hoca Efendi. Evet, bir din aliminin hem sosyolog, hem psikolog, hem iktisatçı olamayacağına göre o zaman bu işi ancak uzman kişilerden oluşacak heyet halledebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla değerli dostlarım, bugün Respect'in yapmaya çalıştığı şeyi düşünün. Çift kanatlı, yani tıp okuyacak birisi Respect'te ilahiyat master'ı yapacak. Fizik okuyacak birisi ilahiyat master'ı yapacak. İnsanlar yetişecek. Üstadın o tefsiri var ya, hani heyetin yapacağı tefsir. Aynen öyle de içtihatlar da heyetler tarafından yapılacak. Hoca Efendi İmam Şafii Hazretleri'ni anlatıyor da bir yerde. Beni çok etkiliyor. Mesela İmam Şafii Hazretleri'ne baktığınızda onun hem şair olduğunu görüyorsunuz. İmam Şafii Hazretleri biliyorsunuz divanı var, Şafii divanı var. Onun hem hekim olduğunu görüyorsunuz, hem şair olduğunu görüyorsunuz. Hem de hadis bildiğine, hem çok iyi fıkıh bildiğine, hem çok iyi hadis bildiğine şahitlik ediyorsunuz. Şimdi bütün bunların toplamı İmam Şafii. Yani bir İmam Şafii'den söz ediyorsunuz ama şair bir İmam Şafii'den söz ediyorsunuz. Tabip bir İmam Şafii'den söz ediyorsunuz. Fakih bir İmam Şafii'den, hadis alimi bir İmam Şafii'den söz ediyorsunuz. Dolayısıyla o içtihatları yapmak öyle kolay bir mesele değil. İmam Hanefi Hazretleri Numan bin Sabit biliyorsunuz tüccar. Yani o hayatın bu kadar çok içinde olmasa, ticareti bu kadar iyi bilmese o içtihatları o kadar kolay yapabilir mi zannediyorsunuz? Öyleyse bizim zamanımıza bakan veçhesiyle meselenin heyetler tarafından çözülmesi gerekiyor. Ama şuna inanmak gerekiyor değerli dostlarım. Bütün devalar, arayacağımız her şey o dinin ruhunda var. Biz cehd göstererek oradan o hükümleri, o ihtiyacımıza müteallik olan meseleleri bulup çıkaracağız inşallah. Bu teala bize düşen şey cehd etmek, gayret etmek olacak. Heyetler meselesi önemli, zamanın ruhu, zamanı çok iyi okumak önemli. İçtihatların nefsi, arzi değil, semavi olması meselesi önemli. İçtihat yapanların da müttaki olması ve dinin zaruriyatını yaşayan insanlar olması bizim açımızdan çok önem arz ediyor. Evet, yine uzun bir ders oldu, hakkınızı helal edin. Dediğim gibi 27. sözde üstad bunu biraz daha geniş anlatıyor ama bu bir derslik bir başlık değil, 27. sözde daha uzun uzun mütalaa edilmesi gereken bir dersi. Biz bir dersin kapsamı içerisinde bir özet olarak içtihat konusunu ele almış olduk. İnşallah zihinler için meseleye vuzuh kazandırıcı olmuştur diye ümit ediyorum. Şimdi içtihadın nasıl bir duası olur bilemiyorum ama chatimizi açalım. Görelim bakalım nasıl duamız olacak. Bugün en son yaptığımız bir evlilik dersi vardı ya. O dersin altına YouTube'a koyuyoruz derslerimizi biliyorsunuz. Bir arkadaşımız yorum yapmış. Çok özür diliyorum. Onun duasını yorum değil de bir dua yazmış. Dikkatime dokundu, sizinle de paylaşmak isterim. Siz dualarınızı yazarken şöyle diyor. Fatih diye bir kardeşimiz. Diyor ki, ey seveni olmayanları seven, dostu olmayanların dostu Allah'ım, bu derse katılan kardeşlerime hayran kalıyorum. Esma-i İlahiye'nin tecellileriyle kainatı anlamlandıran, baktığı her yerde senin icraatini gören, gösteren,
birbirlerini hakka hizmet duygusuyla kollayan insanların var olduğunu bilmek bizleri ümitsizliğe düşmekten bir nebze kurtarıyor demiş. Bu zamanda kimsesiz kalmış halimizde ölüleri dirilten Muhyi Rabbimin kalben dirilişinin bir eserini görüyorum demiş bu derslerde. Kalben diriltişinin bir eserini görüyorum. Bu hayranlığım, bu müşadem ile ya Rabbi sana geldim. Bu ders halkasındaki kardeşlerimle tanışmak isterdim. Oturduğumuz zaman senin icraat-ı ilahiyenin üzerinde konuşabilmeyi isterdim. Birbirimize hizmet duygu ve düşüncesiyle hayrı tavsiye ettikten sonra canla başla senin uğrunda ter akıtıp teceddütlerde bulunmak isterdim, teheccüdlerde ismen bu kardeşlerime dua edebilmek isterdim. Oysa diyor ülkemde yalnızlığı iliklerime kadar hisseden birisiyim diyor. Ondan sonra da dualarını ediyor. Bu kardeşlerimize de bu dersin böyle derin nüfuz ediyor. Sizin kardeşliğinizin bu kadar çok derin nüfuz ediyor oluşu bana da dokundu, çok dikkatime dokundu. Allah kardeşlerimizden bizi ayırmasın, kardeşlikten ayırmasın. Diyor ya kardeşlerimle Esma-i İlahiye'nin derinliklerine ilişkin mübahaselerde bulunmak isterdim. İşte içtihadı, bizi içtihat ehli haline getirecek olan şey o. Değerli dostlarım, Allah'ın marziyatını aramak. Onun ahkamında, onun kelamından onun marziyatını çıkarmaya çalışmak, içtihat etmek, cehd etmek, gayret etmek, kortekslerimize, nöronlarımıza hakikatin yazılması. Evet değerli dostlarım, Asuman'a yeniden teşekkür ediyoruz. Allah ondan ebeden razı olsun. Ve bakalım ne dualar ettik, merak içerisindeyim. Evet çok güzel, çok güzel. Evet Ruşen kardeşimiz... 6. madde için ne dedik? Hocam ufacık sorsam demiş. Onu şeye Mesnevi Nuriye'ye bakıp söyleyelim. Hüsna başlatmış duaları yine. Allah ondan razı olsun. Evvel Hüsna başlatmış. Allah'ım bulunduğumuz şu fırtınalı zamanda maruz kaldığımız zahiri batini tevahhus ve dalalet tahriplerine karşı duracak tas tamam bir iman diliyoruz senden. Çok önemli bir başlangıç bu. Evet öyle. Senden bütün bu asrın tahriplerine karşı tas tamam bir iman diliyoruz. Sabırla ve katından teyit edilen bir güçle bütün himmet ve gayretlerimizi dinin zaruriyetini tahkim etmek için kullanabilmeyi bize nasip eyle. Katından bir güçle ya Rabbi. Öyle bir marifet nasip et ki bize amellerimiz şekilcilik ve heveskerane olmaktan çıksın. Onlara takılmasın ya Rabbi. Ya cami, dağınıklığımızı giderecek olan yalnızca sensin. Ne olur istidatlarımızı kuvveden fiile geçirebilmeyi, marziyat-ı ilahiyeni kavrayabilmeyi bize nasip et. Ne olur İstidatlarını kuvveden fiile geçiren, marziyat-ı ilahiyi bilmeye müteveccih, ehli hikmet eyle bizleri. Amin, amin sevgili Hüsnacığım. Sevgili Yağmur Damlası'nın duası Allah'ım, dininin emirlerine karşı öyle bir kalp dikkati bize lütfet ki, bu konuda bir tercih etmemiz gerektiğinde biz hep seni tercih edelim. Bizim kendi hayatımıza ilişkin yapmak zorunda kaldığımız tercihler hep seni dileyen tercihler olsun. Semavi tercihler olsun, arzi olmasın, hevapereskerane, heveskerane olmasın. Nefsimizin insi ve cinni şeytanların bizi bu konuda yanıltmalarına izin verme. Allah'ın ilmimizi öyle artır ki dininin yaşanabilirliğini ortaya koyabilelim. Bir zirve teşkil edelim bu konuda. Dinini sevdirebilelim, emirlerini sevdirebilelim. Habibini sallallahu teala aleyhi ve sellemin sevdiklerini layıkıyla sevelim ve sevdirebilelim. Seni sevelim, sevdirelim. Lütfeyle Allah'ım, Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim.
Evet, hikmetle değil illetle bakılıra tekrar tekrar açıklar mısınız demiş Kübra'cığım. Anlaşılmasında bir problem mi oldu anlamadım ya durumu. Meseleleri hikmet üzerine bina etmek demek değerli dostlarım, hep faydaları, maslahatları gözetmek demek. Oysa biz illetleri gözetiyoruz. Yani Allah'ın o hükmün menatı olarak bize sunduğu şey neyse onu alıyoruz. İçki meselesinde olduğu gibi bakın, içki meselesindeki hikmet ne? Neden içki haram? Çünkü sarhoş oluyoruz. İşte şuurumuz elimizden alınıyor. Ama bu hikmet bak, illet değil. İllet ne? İçkinin bizim için haram kılınmış olması. Yani bir yudum da içsek haram, bizim için sarhoş olmadık ama gene haram. Ya da efendim domuz eti işte temiz ama bizim için gene haram. Tertemiz bize şifa verecek diye sunuluyor. Bu sizin için şifa, ilaç. Biliyorsunuz ilaçların içerisinde de olabiliyor. Bizim için ne diyoruz biz? Diyoruz ki haram haramdır. Dolayısıyla hikmete değil illetlere bakıyoruz. Başörtüsü benim için farz. Bir yaşadığım bir tecrübeyi paylaşmıştım arkadaşlarla. Üniversitedeydim. Rektör bizi topladı, dedi ki siz başörtüsü yasakları var, niçin örtünüyorsunuz diye sordu. Niçin? Soru bu, niçin örtünüyorsunuz? Arkadaşlarım öyle cevaplar verdi ki utançtan yerin dibine geçtim. Dediler ki işte erkeklerde şehevi duygular uyandırmamak için örtünüyoruz. O kadar utanç verici bir şey ki bu. Niçin örtünüyorum sorusunun bir tek cevabı var, emri ilahi olduğu için. İllet budur, öyle değil mi? Emri ilahi. Bunun için örtünüyorum. Rektör çok şaşırdı. Dedi ki siz arkadaşlarınıza böyle mi bakıyorsunuz dedi. Eğer öyle düşünüyorsanız geçin sınıfın en arkasında oturun, kimse sizi görmesin. Bakın hemen size bir cevaz verdi, hemen bir içtihat yaptı. Sınıfın arkasına geçin, açın başınızı, kimse de size bakmasın. Dolayısıyla da cevaz bulun. Öyle değil. Yani biz işte şu duyguyu bu, başkası için örtünmüyoruz, emri ilahi için örtünüyoruz. İllet ne? Emri ilahi. Hikmet ne? Bir sürü hikmet, bir değil binler hikmeti var örtünmenin. İçkinin yasak oluşunun binler hikmeti var. Hikmetleri biz sınırlamamayı Ramazan Risalesi'nde öğrenmiştik, hatırlayacaksınız. Sevgili Fatma Nur'un duası, unutmayın hükümler hikmetlere bina olmaz dinde. Hükmü hikmete bina ederseniz o zaman dersiniz ki siz verdiğimiz örnekte olduğu gibi işte meşakkat yüzünden yolda namazı kısaltıyoruz. Ben çok meşakkat halindeyim, hadi yine 2 rekat kılayım. Hayır, yok böyle bir şey. Hükümleri, bu çok önemli bir kaide. Hükümleri hikmetlere değil, illetlere. Emri ilahi, nehi ilahi. İlletlere bina edeceksiniz. Fatma Nur'un duası, Ya Rabbi bütün güç ve cehdimizi bizden arzularını gerçekleştirmeye, bütün gayretimizi kut ve gıda hükmünde olan dinin zaruriyetinin ikame ve ihyasına sarf edelim. Çok önemli, bu dersin de ana fikri, ana gayesi olan bir cümle bu. Hayatımız marziyatın etrafında örgülensin, himmetlerimiz maiyetine erişmede cem olsun, hayatlarını böyle yaşamış semavi içtihadın üveykleri olan Selefi Salihin Hazretlerinin kadrini bilip, onların kemallerine açılalım, sevdiklerinin sevgisiyle dolalım, biz de onlara benzeyerek sevdiklerinden olalım. Kolay değil içtihat ehli insanlar yetiştirmek. Biz böyle yaşayalım ki bizden sonra gelen nesiller, onlar marziyatı, senin marziyatını kendileri için fıtri olarak, içtimai hayatın tahsili olarak öğrensinler de ta 7 yaşlarında bizim 40 yaşında bildiğimiz şeyleri bilsinler, içtihat yapabilecek keyfiyete, yetkinliğe erişsinler inşallah Teala. Evet, değerli dostlarım, devam edelim. Nahit kardeşin duası. İradeler zayıf, zihinler yabanileşmiş, kalplerde teşettüt, kafalarda tereddüt var. Kendini dağınıklığa salma, himmetini bir noktada topla, odaklan. Bak bütün alemde bir teceddüt var. Çok güzel olmuş. Bütün alemde teceddüt var. Sen de teşehhütten kurtul. Sen de teşeddütten kurtul. Bu dağınıklıktan kendini kurtar. Teceddüte yönel. Yani yenilen ve tazelen.
Odaklan belirli noktada, himmetini orada topla. İlimde topla, marifette, marziyatı ilahiyede topla. Çok güzel olmuş. Sevgili Gülden kardeşimizin duası, Allah'ım senden seninle itminana ermiş, sana kavuşacağına inanan, hükmüne razı, verdiklerine kanaat eden bir nefis istiyorum demiş bu Efendimizin duasından. Amin. Sevgili Buket'in duası, Ya Halikus semavati vel art, kalp ve ruhlarımıza nüfuz etmiş bulanıklıklardan, dağınıklıklardan, teşeddütlerden kurtar bizi. Yarattığın ve üstümüzde murat buyurduğun ne kadar istidadımız varsa, senin isimlerine aynadarlık yapacağımız inkişaflar, inbisatlar nasip eyle bize. Cem-i himmet edebilmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Himmetimizin zayıflıklarından bizi kurtar ya Rabbi. Bizleri takva dairesinde yaşat, uhrevi hayatı hayatımıza hakim kıl. Sana aşık eyle, müştak eyle bizi. Ya Rabbi, amin, amin sevgili Buket. Sevgili Fergane'nin duası, Allah'ım sema senin kudretinle bina edilmiş, senin izzetine açılmış, güneş, ay ise her tarafa saçtığı munis şualarını senin nurundan almıştır. Hangi asırda yaşarsak yaşayalım, dinin ruhuna uygun yol almamızı, haddimizi aşmadan, koyduğun hudutları çiğnemeden, hikmetlerine ve muradına erişebilmemizi nasip eyle bize. Senin lütfunu ve keremini diliyoruz Rabbimiz. Bizleri o kadar ahlaklı eyle ki ahlakımızı, hislerimizin, duygu ve düşüncelerimizin hakikati işlesinler nakış nakış. Sen öyle yüce bir sultansın ki dergahından kaçış olmaz, ona ihtiyaç olmaz. Gizli aşikar bütün işleri gören, bilen sensin Allah'ım. Çok özür diliyorum Fergane, hepsini anlamıyorum Azerice cümlelerinin. Sevgili Gülden, Allah'ım senden seninle itminana ermiş, sana kavuşacağına inanan, hükmüne razı, bunu okuduk. İbrahim kardeşin duası, Allah'ım bir ayağımızı senin rızana sımsıkı sabitleyip, fenni ve dini ilimleri hakkıyla öğrenip, Kur'an ve tefakkuh derecesinde derinleşmeyi, Kur'an'da ondan fıkhi hükümler çıkarabilecek, senin marziyatını anlayabilecek derecede derinleşmeyi bize nasip eyle. Bu niyetlerle bir araya gelip asrın idrakine ve ihtiyaçlarına göre Kur'an'ı söyletebilmeyi, sohbet halkalarından beslenen kardeşlerimize nasip eyle. Kur'an'ı didik didik edip bize büyük bir muktesebat bırakan mezhep imamlarından ve bütün geçmiş fakihlerden sen razı ol Allah'ım. Amin, amin, amin. Sevgili Öznur kardeşin duası, Allah'ım her ne halde olursak olalım, seçeceğimiz yol hep senin yolun. Muradımız hep senin rızan olsun. Rabbim bizi ve evlatlarımızı zihni teşettütlerden, bulanıklıklardan, insanların sislerinden, felsefenin sislerinden, dünyeviliğin bulanıklıklarından muhafaza eyle ya Rabbim. Sevgili Senacığımın duası, Ya Rabbi, semavi içtihadın üvekleri olan Selefi Salihine saygı ve muhabbetimizi ziyadeleştir, tam eyle. Çok güzel bir dua bu Senacığım. Selefi Salihine olan muhabbetimizi, saygımızı, itimadımızı artır Rabbimiz. Allah'ım katından bir rahmetle bizi sünnet-i seniye yoluna rapt eyle ve en küçük inhiraflardan dahi bizi koru. Arzi içtihatlardan bizi koru, nefsimizin arzi içtihatlara meyletmesinden bizi muhafaza eyle. Rabbim bizi taabbudilik sırrına eriştir, gönüllerimizi tevhid ile ferahlat. Amin, amin. Evet, Necla kardeşimiz bir şiir paylaşmış. Gönüllere hayat iman, müminlerde tam bir itminan, gafillerin hali yaman, Rabbim sana döndüm yüzüm. Işığında aydın her yan, şaşkınlar arıyor bürhan,
Rabbim sana döndüm yüzüm, alem, kitap, eşya, apak, otlar, ağaçlar ve toprak, seni söyler yaprak yaprak, Rabbim sana döndüm yüzüm. Arif gönlün bağlayarak, aşık her dam ağlayarak, kıtmir bahrın dağlayarak, Rabbim sana döndüm yüzüm. Rabbimiz yüzümüzü Rabbimize dönmeyi nasip eylesin bize. Mustafa kardeşimizin duası, Allah'ım bizi hak, adalet, istikamet, iffet, ismet, fetanet ve izan üzere sabit eyle. Amin. İbrahim kardeşin duasının devamı, Allah'ım sohbet halkasına katılmak isteyip de katılamayan, başta yorumunu okuduğumuz Fatih kardeşimiz olmak üzere tüm gaybubette, hapiste ya da ülke hapishanesinde bulunan kardeşlerimizi sohbet halkalarının sevabına nail eyle, onlara da fereç ve mahreç nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evet, Allah'ım bizi değersiz işlerin peşinde sürüklenmekten muhafaza buyur demiş Mustafa kardeşimiz. Buyur, gönüllerimizi hoşnutluğunu kazanmaya vesile olacak tavır ve davranışlara yönlendir. Bizi muvaffak kıl, sırat-ı müstakim ve perçinle. Evet, Kim kardeşimizin duası, Allah'ım bizleri doğru yoldan ayırma, örnekleri kendinden bir cemaat olma sürurunu hepimiz için ayrı ayrı bize yaşat. Bizleri dağınıklıklardan muhafaza eyle ya Rab. Sohbeti Canan için toplanan bütün arkadaşları dağınıklığa düşmekten muhafaza buyur. Buraya bu arkadaşlar dağınıklıklarını gidermek için geldiler. Bizlere tam bir konsantrasyon nasip eyle ki bize bakanlar öteleri hatırlasın. Amin, amin. Bizi cemmi himmet ehli eyle. Bizi irade mürit murat makalesindeki o tekamül çizgisinin hakikat erlerinden eyle. Murad eyle bizi Rabbimiz, mürid eyle, murad eyle. Ya Rabbi bizi zihin dağınıklıklarından muhafaza eyle demiş sevgili Serpil. Hedefimize ulaşabilmekte, ulaşmada zorlanmayalım. Sen haram içinde bizleri her daim bu haramlardan muhafaza eyle. Helal keyfe kafi olsun. Harama tenezzül edenlerden olmayalım Rabbimiz. Evet, olmayalım. Bütün hükümlere sadece ve sadece senin, bütün hükümlerimizi senin illetlerine bina edelim. Asla hikmetler üzerine hükümlerimizi bina etmeyelim. O maslahatlar senin lütufların olsun. Onları da sınırlamayalım hikmetlerini. Bir tane hikmet değil, binlerce hikmetlere açılabilelim. Fakat sui ihtiyarımızla haramları kendimize helal hale getirmeyelim. Zaruret olmayan şeyleri kendimiz için zaruri kılmayalım. Hiçbir şeye zaruret ölçüsünde bağımlılığımız olmasın senden başka Rabbimiz. Bizi sana aşık eyle. Bizi sana müştak eyle. Evet, güllerimiz ve kalplerimiz bizim aminlerimiz olsun. Bizi kendi asrını çok iyi okuyanlardan eyle Rabbimiz. Kendi asrını çok iyi çözümleyebilenlerden, kendi asrının ihtiyacına cevap verebilenlerden eyle. Kendi asrının ihtiyacına uygun bir tebliğ metodolojisi geliştirebilenlerden eyle. Senin marziyatını senin kelamından çıkarabilenlerden eyle. Öyle nesiller yetiştirebilenlerden eyle. Her meselede olduğu gibi içtihat konusunda da tefsir konusunda da asrın ihtiyacına cevap verebilecek heyetleri kendi içimizden çıkarabilmeyi, öyle nesilleri yetiştirebilmeyi nasip eyle bize Rabbimiz. Bütün içtihatlarımız semavi olsun, arzi olmasın. Kalp ve kafa bütünlüğü nasip eyle bize, bizi kalp ve kafa karışıklıklarından, bulanıklıklarından, himmet dağınıklıklarından, himmet zayıflıklarından muhafaza eyle Rabbimiz. Bizi âli himmet eyle, helmin mezit ufkunda yürüt, rızandan başka hedefi olmayanlardan eyle. Amin değerli dostlarım, hakkınızı helal edesiniz. Evet,
Görüşmek üzere diyorum bugünkü dersten, içtihat dersinden sonra da Allah'a emanet olun, hoşça kalın.